Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoya geçmeden ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım, bebeğini kullanacağım. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Şu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Model 9 ve katlarından oluşuyor. Ona göre ilmek çıkaracağız. Ben şimdi iki model üzerinden anlatım yapacağım. 9, 9, 18, 2 de kenar ilmeği atacağım. Yani ben 20 tane ilmek çıkaracağım bu model için. Siz tabii ki ne yapacaksanız ona göre ilmeğinizi belirlemeniz gerekecek. Evet, ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da bir model. Dediğim gibi iki model üzerinden anlatım yapacağım. 2 de kenar ilmeği ekledim. Toplamda 20 tane ilmek var burada. Şimdi buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. İlk baştaki ilmeğimin açılmaması için yapıyorum bunu. Şöyle ipimi de kestim ve başlayalım. Kenar ilmeğimi şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim. Bu kenar ilmeğimiz, bunu saymıyoruz. 3 tane düz örüyorum. Üç tane düz ördüm. Daha sonra iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın bu taraftan değil, bu taraftan alıyoruz ve sağa doğru kesiyoruz iki ilmeğimizi. Bir tane arttırma yapıyorum. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bu bir model. Devam ediyorum. Tekrar aynı işlem. 3 tane düz. 1 2 3 tane düz ördüm. Daha sonra iki ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Bakın şu şekilde sağa doğru kesiyoruz. İlk sıra olduğu için biraz zor oluyor. Kestikten sonra arttırmamı yapıyorum. Tekrar 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bir tane de kenar ilmeğim vardı. Yine onu da düz olarak ördüm. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Devam ediyorum. Modelimin arka kısmındayım. Burada hiçbir işlemimiz yok. Model bitene kadar arka kısımda bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi de yine ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın yine bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Şu taraftan alarak sağ tarafa doğru kestim. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Düz ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Bu iki ilmeği de sol tarafa doğru kesiyoruz. Bakın şöyle bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kestim. Şimdi bir, iki tane yine düz ördüm. Bu bir modelim. Devam ediyorum. Tekrar burada aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 tane düz ördüm. Daha sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru
kesiyorum ikisini birlikte. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum bu sefer. Sol tarafa doğru kestim. Yine iki ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Bu sıramız da bu şekilde. Devam ediyoruz. Arka kısımda dediğim gibi hiçbir işlemimiz yok. Model bitene kadar devamlı arka kısımda ters örgü örüyoruz. Devam ediyorum. Şöyle bakın, kenar ilmeğimi de yine ters olarak ördüm ve bu sıramı da bitirdim. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Örmeden bir tane düz örüyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi birlikte yine sağ tarafa doğru kestim. Bir tane arttırma yapıyorum. Bakın yine şu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde. Bir tane arttırma yapıyorum. Evet, bakın şöyle arttırmamı yapmıştım. Yine bu ilmeğimi tek olarak ördüm. Tekrar arttırma yapıyorum ve bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum bu sefer. Şöyle bunları da sol tarafa doğru kestim. Bakın burada yine aynı işlem. Bir tane düz örüyorum. Bu bir motifimiz, bir modelimiz daha doğrusu. Şimdi bir tane yine şöyle göstereyim size. Evet, burası bir modelimiz. Şimdi devam ediyorum. Yine bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru yine kesiyorum. Sağ tarafa doğru kestim. Bir tane arttırma yapıyorum. Yine bu iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Bu iki ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum bu sefer. Yine tek olan ilmeğimi ördüm. Bu da kenar ilmeğim. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Arka kısımda yine ters örgü örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, bu sıramızı da bakın şöyle bitirdik. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bakın bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru yine kesiyorum. Evet, iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bu iki ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Burada yine bir tane arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. Bakın bu iki ilmeği sol tarafa doğru kesiyorum bu sefer. Şöyle sol tarafa doğru bu iki ilmeğimi kestim. Tekrar arttırmamı yaptım. Bu iki ilmeği de yine sol tarafa doğru kesiyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi yine devam ediyoruz. Bu iki ilmeğimizi sağ tarafa doğru kestim. Bir tane arttırma yaptım. Bu iki ilmeği yine sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir tane arttırma yaptım. Bu ortadaki ilmeği tek olarak ördüm. Tekrar arttırma yaptım. Bu iki ilmeği bu sefer sol tarafa doğru kesiyorum. Şu şekilde sola doğru kestim. Bir
Bir tane daha arttırma yaptım. Bu iki ilmeği yine sola doğru kesiyoruz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, bakın bu sıramız da bu şekilde. Şöyle ajurlu bir model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Yine burada da ters örgü yapıyoruz. Hiçbir işlem yok burada. Arttırmış olduğumuz yani ajurlarımızı da ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Evet, bakın model yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi devam edeceğim. Devam ediyorum. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bu iki ilmeğimi yine sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi modele asıl şeklini verecek olan şeyi yapacağız. Tomurcuk yapacağız. Bakın bu ilmeğimizin içinden şöyle 5 tane ilmek çıkaracağız. 1 doladım, 2 oldu. Çıkardım, 3 oldu. Tekrar doladım, 4. Bir kez daha ilmek çıkardım, 5. 5 tane ilmeğim oldu burada şimdi. Şimdi modeli ters çeviriyorum. İlmeklerimi tersten bir kez öreceğim. 1 şöyle 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar örgümü çeviriyorum. İpim arkada kalacak. Bu 5 ilmeği tekrar bu şişime geçiriyorum. Şu şekilde bakın. 5 ilmeğimi şişime geçirdim. Şimdi bu ipimi bu tarafa bakın şu şekilde alıyorum. Şöyle arkadan dolandırarak aldım ve şişimin üzerine çıkardım. Daha sonra bu ilmeklerimi bu ipimin üzerinden geçiriyorum. Bakın ikisini bir geçirdim. Şöyle 3 şöyle 4 şöyle de 5. 5 ilmeğimi bu ipimin üzerinden geçirdim ve buraya bir tane tomurcuk yaptık bu şekilde. Şimdi bakın sıradaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada ne yaptıysak aynılarını yapacağız şimdi. Arttırma yapıyorum. Bu iki ilmeği birlikte sol tarafa doğru kesiyorum. Şöyle sol tarafa doğru iki ilmeğimi kestim. Daha sonra buradaki ilmeğimi tek olarak örüyorum. Bakın şöyle tomurcuğumuz oluştu. Devam ediyorum. Bu ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Bu iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimi örüyorum. Şöyle ördükten sonra bu ortadaki ilmeğin içinden yine 5 tane ilmek çıkarıyoruz. 1 doladım, 2 3 oldu. 4.'yü doladım. Bu da 5. 5 tane ilmeğimiz oldu burada. Modelimizi ters çeviriyoruz. Ve bu 5 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Modeli yine düzüne çevirdim. Bu 5 ilmeği bu şişime alacağım yine. Bakın. Şöyle ipim arkada bu arada. 5 ilmeğimi şişime geçiriyorum. Tekrar ilmeklerimi şişime aktardım. Bu ipimi bakın şöyle arkadan getiriyorum. Şişimin üzerine çıkardım ve bu ilmeklerimi bu ipimin üzerinden şöyle atlatıyorum. 2 3 şöyle yapalım. Biraz sıkı oldu galiba. 4 ve 5. Tekrar tomurcuğumuzu oluşturduk. Kenardaki hemen yanındaki ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Bu iki ilmeğimi yine sola doğru kesiyorum.
İki ilmeğimi sola doğru kestim. Yine yanındaki bir ilmeği düz olarak ördüm. Bu da kenar ilmeğim. Bu şekilde tomurcuklarımızı kurmuş olduk. Şöyle göstereyim size. Şimdi modelimizin arka kısmındayız. Tekrar ters örgü yapıyoruz. Yine hiçbir işlem yok burada. Şöyle ajurlarımızı da yine ters olarak örüyoruz. Bu modeli koton iplerle de yapabilirsiniz. Çok hoş durur yazlık bluzlarda. Evet, bakın şöyle tomurcuklarımızı oluşturmuş olduk. Şimdi devam ediyoruz. Evet, yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada bir iki tane düz örüyorum. Bu sefer yine tomurcuk yapacağız ama tomurcuklarımızı iki tane yapacağız. Bakın şu ilmeğime tomurcuk yapacağım. Yine bir 2 oldu. Şöyle 3. Şöyle 4. Bir tane daha çıkardık. 5 tane ilmeğimiz oldu. Yine çeviriyorum. 5 ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 ve 5. Tekrar modelimi çeviriyorum. İpim arkada kalıyor. 5 ilmeğimi yine sağ şişime geçiriyorum. Şöyle 5 ilmeğimi şişime geçirdim. Bakın ipimi arkadan dolandırıyorum ve şişimin üzerine alıyorum. Daha sonra bu ilmeklerimi şöyle bu ipimin üzerinden aktarıyorum, çıkarıyorum ve buradaki ilmek sayım yine 1'e düşecek. Bakın tomurcuğumuzu yine oluşturduk. Şimdi burada 1 2 3 tane düz ördükten sonra bir tane daha tomurcuk yapacağız. Yine buradaki ajurun üzerine yapacağız bu tomurcuğumuzu da. Tekrar 1 şöyle 3 oldu. 4 ve 5. Tekrar tersini çevirdim. 5 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar düzünü çevirdim. 5 ilmeğimi sağ şişime aldım. İpim arkada. Arkadan ipimi getiriyorum. Bu şekilde şişimin üzerine alıyorum. Daha sonra ilmeklerimi ipimin üzerinden atlatıyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın 3 tane tomurcuğumuz oldu bu kısımda. Şimdi yine 1 şöyle 2. Bakın bu modelimiz bu şekilde artık iyice kendini belli etmeye başladı. Şimdi yine diğer tarafa da aynı işlemi yapıyoruz. Bakın buradaki ajurun üzerine yine tomurcuk yapıyoruz. 3 4 ve 5. Çevirdim. Burada bu modelde tek zorlanacağınız şey belki bu tomurcukları yapmaktır. Onun dışında kolay bir model. Bakın şöyle düz ördüm. Pardon, ters örgümü yaptım. İpim arkada kalıyor. Yani çok fazla bir zorluğu yok modelin. Zor gibi görünse de aslında kolay bir model. İpimi bu şekilde şişimin üzerine aldım. 1 şöyle sıkıyormuşum yine. 2 3 4 ve 5. Yine 1 2 3 tane düz ördükten sonra buraya da diğer tomurcuğu yapacağım. Ben yapıp geliyorum hemen. Evet, şöyle bakın. Üçer tane tomurcuğum oldu.
Şimdi yine modelimin ters tarafındayım. Yine bu sırayı da ters olarak örüyorum. Evet, bakın şöyle model iyice ortaya çıktı. Şimdi bir tane daha tomurcuk yaptıktan sonra modelimiz bitmiş olacak. Devam ediyorum. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örgü örüyorum. Son tomurcuğumuzu yine bu tomurcuğun olduğu sıraya yapacağız. Yani şu sıramızı, şu ilmeğime yapacağım. Onun için bakın iki tane düz ördüm kenar ilmeğimin haricinde. Bu 3, bu da 4. Bakın şu ilmeği, şu tomurcuğun üzerindeki ilmeğe yine tomurcuk yapıyoruz. Aynı işlem. 1 doladım, 2 çıkardım, 3 tekrar doladım, 4 bir kez daha çıkardım. 5 ilmeğim oldu burada. Modelimi çevirdim. Ters örüyorum. 1 2 şöyle 3 4 ve 5. Tekrar çeviriyorum. Bu 5 ilmeğimi ipim arkada kalıyor. Sağ şişime geri alıyorum. İpimi bu şekilde arkadan geçirip şişimin üzerine geçirdim. İlmeklerimi bu ipimin üstünden şöyle atlatıyorum. Evet, bakın son tomurcuğumuzu da yaptık. Şimdi düz örgü öreceğim yine. Son tomurcuğuma geliyorum artık. Bakın yine bu tomurcuğun üzerindeki ilmeği son tomurcuğumu yapacağım. Birinci ilmeğimi çıkardım, doladım. 2 oldu. Çıkardım. 3. Tekrar doladım. 4. 5 ilmeğimi çıkardım. Ters çevirdim. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar çeviriyorum. 5 ilmeğimi sağ şişime geri alıyorum. İpi bu şekilde şişimin üzerine aldım ve ilmeklerimi şöyle üzerinden geçiriyorum. Tekrar geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bakın model artık ortaya çıktı. Şimdi tekrar ters örgü öreceğim. Ters örgümü ördüm ve modelim ortaya çıktı. Modelimiz bu şekilde. Şu kadarı bir model yapıyor. Şimdi bundan sonra tekrar aynı işlemler yapılacak. Bu ilk sırada ne yaptıysak burada da aynılarını yapacağız. Hatta ben şöyle bir sırasını göstereyim size. Evet, dediğim gibi şöyle ilk sırayı göstereyim size nasıl kurulacağını tekrar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğimi düz ördüm. Bakın bu ilmeğimizle bu ilmeğimi sağ tarafa doğru kesiyorum. Tekrar modeli kuruyoruz. Bir tane arttırma yapıyorum. 4 tane düz örüyorum. 2 3 ve 4. Burası yine bir model olmuş oluyor. Şimdi tekrar 1 2 3 taneyi örüyorum. Daha sonra bu 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Arttırmamı yapıyorum. 4 tane düz örüyorum. Ve ikinci modelimizin ilk sırasını böylelikle kurmuş olduk. Dediğim gibi bundan sonra daha fazla devam etmeme gerek yok. Model kendini tekrar edecek. Ben kamera arkasında modeli büyük bir parçada denedim. Onu göstereyim size.
Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde. Çok şık bir model. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet. Şöyle de göstereyim size. Bakın şöyle esneyen ajurlu bir model. Arka kısmı da bu şekilde. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz? Hemen onlardan bahsedeyim size. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Bu modeli bence koton iplerle yazlık bluzlerde kullanabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Yine etol şal yapımında da kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı, gayet şık bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.